Cumhurbaşkanımız koymuyor bu zamları. İnsanlarımız koyuyor. Vicdanlarını ellerine koysunlar. Ama yukarıdakilerde güllü gülistanlık. Biz alt tabandaki insanlar şu anda perişan. Ocak 2022 tarihinden itibaren elektriğe kademeli olarak zam geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına zamlardan nasıl etkilendiklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Çok fazla, hele de çok çocuklu bir aile için çok büyük sıkıntı. Hani banyo suydu, şuydu, buydu, hepsi doğalgaza bağlı. Ev kiraysa zaten geçinmenin imkanı yok açıkçası. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Vergilerden daha az yakıyoruz. Öyle söyleyeyim. Ya %50'si vergi ödüyoruz. Bunun indirilmesini istiyorum. Ben buradan da kaymakamlığa geçeceğim. Hani bu doğalgaz yardımı için, işte elektrik faturası için, özellikle onun için çarşıya geldim bu soğukta. 6 çocuklu bir, yani 4 çocuklu bir aileyim. Ama 6 kişilik bir aileyiz. Ve geçinmenin gerçekten imkanı yok. Yani pahalılık, zam zaten haddini geçti. Sadece markete gidip dolaşmak amaçlı gidiyoruz. Öyle söyleyeyim. Girip ben eskiden 1000 liralık alışveriş yapıyordum. Beni 2 ay götürüyordu. Şu an 1000 liraya 4-5 parça alıp geri çıkıyorum. Bu durum bizim için çok kötü oldu. Yani orta gerili için dahil, yani alt geriliği bırakalım, orta gerili için dahil çok sıkıntılı bir durum oldu yani. Peki bu durum sizin cebinize nasıl yansıdı? Olumsuz. Herkes olduğu gibi bize de olumsuz yansıdı yani. Durum böyle. Yani. Peki geçinebiliyor musunuz? Vallahi geçinebiliyor muyuz? Biz 3 çocuk, eşimle ben, bir daha annem var. Sıkıntı çekiyoruz geçinmede. Sıkıntılarımız var yani, bunu kabul etmek lazım. Geçiniyoruz desek yalan olur. Eskiden 150 lira gelen elektrik 300 liraya çıktı. %50 zam geldi. Doğalgaz desen aynısını, elektrik desen öylesini. Şu anda aşırı bir pahalılık var yani. Dün bir tane şu kuru yemişçiye girdim, fındığın kilosu 149 bin lira ya. Ne demek yani, bu ülke ne hale gelmiştik ya. Ülke yani gidiyor diyor. Biz ama yukarıdakilerine güllü gülistanlık. Biz alt tabandaki insanlar şu anda perişan. Peki bu durum sizin cebinize nasıl yansıdı? Çok pahalı. Bize yani, biz şu anda durgunluk, yer piyasada aşırı bir durgunluk var yani. Öyle yani millet zannetsin güllük gülistanlık değil yani. Yani şu anda ekonomide alışveriş, ticaret şu anda durgun. Yani çok yani perişan durumda millet yani. Soğuk günlerde, kış günlerinde, şu esnafın iş yapmadığı günlerde bu bir zulüm oldu. İnşallah iyi olur diyeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok yani. Şimdi duyuyoruz, Avrupa'da en ucuz doğalgazı kullanan bizmişiz. Yani bu enerji olduğu için bugün 3 gün mesela organize sanayileri Türkiye çapında kapatılıyor. Bu enerji israfını önlemek, herhalde bir şeylere tepki çekmek için, tam nedenini anlamadım ama dünyada da bunun yapıldığını duydum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani diyecek bir şey yok. Elektrik faturanız geldi mi? Geldiyse ne kadar geldi? Geldi. Bir önceki faturamız 230 liraydı. Bir 10 günlük diğer aydan kalması varmış. Onunla birlikte 740 lira geldi. %100'den fazla bir artış var yani buna göre. Peki bu durum sizin cebinize nasıl yansıdı? Çok kötü yansıdı yani. Şimdi kimse memnun değil ama işte yapacak bir şey yok, bilmiyorum. Yani bir şeyin maliyeti vardır. Örneğin biz burada bir maliyetli bir mal satıyoruz değil mi? Bunun aşağı satamıyorsun, fazlaya almışsın. Devlette belki veyahut da onu satanlar aşağı almadı da fazlaya satıyorlarsa, evet, yapacak bir şey yoktur. Şimdi elektrik temel girdilerden bir tanesi. Yani diğer ürünleri etkileyen ana girdilerden bir tanesi. Bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla da elektrik doğalgazdan üretiliyor. Doğalgazda büyük bir sıkıntı var. Tedarik konusunda İran ve Azerbaycan'la ilgili. Dolayısıyla elektriğin bir kısmında biz doğalgazdan ürettiğimiz için sanırım elektrikte de sıkıntı, konutlarda da yaşanacak korku ve endişesi taşıyorum. Tabii bu zam bizi etkiliyor. Hane halkını etkiliyor. Sıkıntılı bir durum. Zamların geri alınmasını istiyorum ben. Çünkü hayat standartlarımız gerçekten düştü. Toplumun gelir düzeyi düştü. Bundan dolayı toplumun büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Aralık faturalarını da düzenlemediler. Bundan sonraki faturalarımızın bana genelde 140 lira geliyordu. 280-300 civarında geleceğini tahmin ediyorum. Bu zammı da protestoyum vatandaş olarak. Başka sorunuz varsa cevaplamaya da gidelim. Peki bu durum sizi nasıl etkiledi? Yani cebinizi nasıl etkiledi? Geçinebiliyor musunuz? Şimdi ben emekli bir memurum. Elektriğe, doğalgaza, marketlere denetim yapılırken
fiyatları indirin derken serbest piyasa ekonomisinde elektriğe devletin zam yapması tam bir çelişki. Dolayısıyla da bu bütün halkı etkiliyor. Dolayısıyla herkes bu yaşadıklarının bir bedelini toplum nasıl ödeyecekse ödettirmeyi de. Kızım elektriğe zam geldi. Evet, kendi emeklilere aynı zam verdi. Kepçeyle verdi. Kaşığıyla verdi, kepçeyle geri aldı. Emeklilik geçinemiyoruz. Elektriğe su geldi. Piçi zam geldi. Suya zam geldi. Kömüre zam geldi. Biz kömür yakıyoruz. Kömürün tonu 4 milyar oldu. Peki bu durum sizi nasıl etkiledi? Cebinize nasıl yansıdı? En son faturanız ne kadardı? Cebimizi çok yaktı. En faturamız daha gelmedi, elektrik faturamız. Su faturamız geldi. 100 lira su faturası geldi. Hadi ödeyelim. Şimdi tır şoförü. Yola gidemiyor. Kaldık. Bununla alakalı %50 zam gelmez zaten. Ciddi bir maliyet olacaktır çalışanlar ve bu insanlar için, halk için. O yüzden ekonomik olarak devletimiz daha güzel destekler verirse, işte elektrik olsun, doğalgaz olsun, diğer vergiler olsun, bu konularda destekler verirse çok memnun oluruz. Peki en son faturanız ne kadar geldi? Bu durum sizi nasıl etkiledi? Ya şimdi asgari ücret arttı ama velakin giderler de onunla beraber arttı. İşte %50 asgari ücrete zam gelince diğer elektriklerde de artışlar oldu. Yani bu herhangi bir şey değiştirmedi. Yani bir yerden zam geldi, diğer taraftan yine zam eklendi. Vallahi ben şimdi çocukların yanında duruyorum. Kendi evimde hiçbir şeyim olmadığı halde, tek başıma yaşadığım halde 100 milyon para geliyordu. 80 geliyordu. Doğru dürüst buzdolabım da çalışmıyordu, bozuldu. Öyle. Gene de geliyordu. Yaşanan dünyadaki bütün bu ekonomik problemler bir şekilde bizim memlekete de yansıyor. Ben öyle bakıyorum. Ama tabii ki olmasa daha iyi olurdu ama bütün bu dünyada olup biten her şeyden bizim ülkemizin hissesine de düşen var. Öyle söyleyeyim. Ve enerji anlamında biz dışa bağımlı olduğumuz sürece de bu gibi şeyler bizden hiç eksik olmayacak. Biz kendi kendimize yeter enerjiyi ne zaman üretebiliriz? İşte o zaman çözüm bulabiliriz. Bence devletin, hükümetin de yapması gereken şey bu. Buna çözüm üretmek. Tabii ki inanıyorum. Niye inanmayayım ki? Ben bir Türk'üm. Türk milleti hiçbir zaman ümitsiz olmaz. Ne düşüneceğim abi? Pahalılık düşünüyorum. Biz hiç geçinemiyor. Bir emekli adam ne yapabilir? Ne verdi, ne yapıyor ki kızım? Biz verdiğine bir şey anlamıyor onu. Peki geçinebiliyor musun? Geçinemiyor. Daha yeni 4 milyar oldu. Daha elimize gelmedi. Aldığımız 1,5 milyar maaş. Nereye vereyim, nereye alayım? Su parası geldi mi elden önünü çaldım yatırmak. Ne ya oluyor, ne yapıyor, ne veriyor? Peki elektrik faturanız en son ne kadar geldi? 166 lira geldi. 250-250 yatırıyordum. Şimdi bu sefer de öyle geldi. Ardıyor iki kişi. Bir ceyran bir şey yapmıyor. Bir dolaplar, bir makineler, başka bir şey yok. Bu zamların geri çekileceğini düşünüyor musunuz? Daha artar kızım. Bu zamlar daha çıkar. Düşmez de. Böyle kalsa iyi de çıkmasa. Herhalde Cumhurbaşkanımızdan kalan bir şey değil bu. Amerika'dan gelen bir şey. Ondan dolayı elektriğimiz, başka doğal gazlarımız zamlı geliyor. Beklemek zorundayız. Çünkü esnaflarımız da biraz vicdansız davranıyorlar. Onun için de yani kendi Cumhurbaşkanımız koymuyor bu zamları. İnsanlarımız koyuyor. Vicdanlarını ellerine koysunlar. Biraz zamlarını düşünürler. İyi günler, teşekkür ederim. Vallahi düşünmeye hiç gerek yok yani. Ortama her şey ortada yani, görüyorsunuz ha. Emekliyiz, aldığımız 2500 lira maaş, ev kirası, elektrik, su parası, doğalgaz, yiyeceği bir şey kalmıyor yani. Ha devlet yani bunları görmüyorlar mı da yani bu kadar milletin üstüne geliyorlar yani. Milletin yani şartları çok zor yani. Geçim şartları çok zor. Gördüğünüz gibi yani millet, vatandaş yani bir de diyorlar yani ekonomimiz diyor düzgün diyorlar, bilmem şey diyorlar, ihracatımız diyor rekor kırdı falan diyorlar. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir ihracat rekor kırdı da yani bu kadar zam neyin nesi yani? Bu millet yani taş mı yiyecek de? Yani Allah sonumuzu hayır etsin çocuklar da biraz. Bu zamdan geçebileceğini düşünüyor musunuz? Bu şekilde zor.
mümkün değil yani, hala zaten katlana katlana geliyor zamlara. Sıkıntı yani had safhada yani. Allah yani bizi emekli olduk iyi kötü de yani çalışanlara sabır versin yani. Çoluk çocuk okudanlara, ondan sonra öğrencisi olanlara Allah sabır versin yani.